Selam, ben Sevde. Bugün You dizisini inceleyeceğim. Bu aralar zaten çok popüler bir dizi. Ben de diziyi yeni bitirdim ve hemen bir inceleme videosu çekmek istedim. Daha önce de Hakan Muhafız'ın bir inceleme videosunu çekmiştim. Onu da merak ediyorsanız eğer kanalımdan ulaşabilirsiniz. Öncelikle You dizisiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Çünkü gerçekten çok içimde kaldı. Herkes bu diziyi böyle bir aşk dizisi, bir romantik bir dizi olarak anlatmış. Fakat bu dizi bayağı kriminal bir dizi. Kesinlikle bir romantik dizi, bir aşk dizisi değil ve bu dizinin bu şekilde görülme ihtimali bile benim hoşuma gitmiyor. O yüzden hemen söylemem lazım, bu dizi kriminal bir dizi. Baş karakterimiz Joe zaten psikopat, sosyopat, obsesif, bir sürü ruh hastalığı var bence adamın ve bu dizinin bir romantik dizi olarak inceleniyor olması, o şekilde görülüyor olması bana çok rahatsız edici geldi. O yüzden ilk önce onu söyleyeceğim. Bunu söylediğime göre şimdi artık gayet sakin bir dizi inceleme videosu çekebilirim. Dizinin konusundan bahsedeceğim kısacık. Dizide Joe adında bir baş karakterimiz var. Joe kitapçıda çalışan bir beyefendi. Aynı zamanda bir de Beck adlı bir karakterimiz var. O da yazar bir kızımız. Ve o kız kitapçıya girdiği anda Joe Beck'e aşık oluyor. Daha sonrasında Beck'i takip etmeye başlıyor. Dizide Joe'nun Beck'i takip etmesi her ne kadar romantik bir şey gibi gösterilse de aslında gerçekten çok korkunç. Çünkü bir anda Joe Beck'in bütün hayatına, ailesine, nerede oturduğuna, arkadaş çevresine, ne kadar birçok şeyi öğrenebiliyor. Aslında bir yandan sosyal medyadan da bizim korkmamızı sağlayacak türden bir dizi. Çünkü gerçekten dizide yaşanan şeylerin birçoğu gerçek hayatta yaşanabilecek olan şeyler. Sosyal medyada çok kişisel bilgi paylaşmaktan ben zaten çok hoşlanmıyorum ama gerçekten bazı insanlar inanılmaz derecede kişisel hayatını ortaya dökebiliyor ve adresine kadar bulabiliyorsunuz sosyal medyada. Dizide aslında bunu biraz eleştirmeye çalışmışlar. Biraz gözümüze sokmak istemişler ve gerçekten başarılı olmuşlar. Evet, sosyal medyadan korktuk biz şu anda. Şimdi dizinin biraz yan karakterlerinden bahsetmek istiyorum. Daha sonra asıl inceleme kısmına geçeceğim. Dizideki yan karakterleri ben çok başarısız buldum ve çok abartılı geldi bana. Beck'in arkadaşları var. Mesela Pete Salinger. Pete Salinger sanıyorum ki gerçekten bildiğimiz yazar olan Salinger'ın bir akrabası gibi bir şey. Çünkü öyle bir diyalog geçiyor dizinin içerisinde. Ve çok şaşalı, çok zengin bir hayatı var. O kadar zengin ki bir yerde şey diyor. James Franco ile ilişkimiz çok iyi gitmedi. Yani James Franco ile eski sevgili olan bir kızımız var. O kadar zengin, o kadar üst sınıf. Bir yerde Annika var. Annika da sosyal medya fenomeni fakat milyonlarca takipçisi var. Yani gerçekten hani böyle 100 bin, 200 bin gibi bir şey değil. Bayağı 3 milyon falan sanırım. Şu an uydurmayayım ama bayağı bir takipçisi var. Onun o kadar takipçisinin olması yine bana biraz abartı geldi. Bir de Lynn var. Lynn zaten hiçbir iş yapmıyor dizide. Hatta bir ara Joe şey diyordu Lynn'le ilgili. Lynn bütün sohbetlerin bittiği bir kuyu gibiydi. O tarz bir benzetme yapıyor. Gerçekten öyle. Çünkü kadına o kadar replik vermemişler ve dizide o kadar yok ki. Yani evet, bütün sohbetlerin bittiği bir kuyu gibi gerçekten. O yüzden Lynn'in de o kadar arka planda kalması açıkçası çok hoşuma gitmedi. Çünkü dizi boyunca biz gerçekten Joe ve Beck'i izliyoruz. Yani diğer karakterler çok fazla arka planda kalmış gibi geldi bana. Tabii Peach'in çok ön plana çıktığı 1-2 bölüm oldu. Onun dışında Joe karakterinin de ben çok iyi yaratıldığını düşünmüyorum. Çünkü kendisi bir psikopat ve aslında insanların arasında çok iyi karışmış bir psikopat olarak gösteriyorlar bize. Yani herkesle iletişimi çok iyi. Gerçekten kendini güzelce saklayabiliyor. İşlediği cinayetleri çok kolaylıkla örtebiliyor vesaire. Fakat Joe gibi bir insanın bence çok daha sosyal olması, çok daha fazla arkadaşının olması falan lazımdı. Joe'nun arka planına çok gitmemişler. Joe'nun ailevi durumundan biraz bahsettiler ve çalıştığı kitapçının sahibiyle arasındaki ilişkiden de bahsediliyor. O yüzden biraz geçmişine iniliyor aslında. Hani neden böyle psikopat bir insan oldu? Onu bize biraz vermeye çalışmışlar ama bence çok daha aktif, çok daha gerçekten insanların içerisine karışabilmiş birisi olması gerekiyordu. Yani çok daha sosyal, daha arkadaş canlısı birisi olması gerekiyordu ama Joe'nun gerçekten bütün hayatı kitapçıda ve evinde geçiyor. O yüzden onu ben birazcık yetersiz buldum. Dizideki en normal karakter bence Beck'ti ve son bölüme kadar izledim. Son bölüme kadar Beck'le ilgili acaba çok absürt bir şey çıkar mı diye bekledim. Hayır, çıkmadı. Beck gerçekten en normal insan yani dizideki. O yüzden Beck'i aslında ben birazcık sevdim diyebilirim. Dizinin romantik kısımlarını çok fazla sevmedim. Özellikle ilk 4-5 bölümde gerçekten çok sıkıldım. Yani 6. bölüm itibariyle aslında dizi biraz daha kendini göstermeye başlıyor ve bütün önemli olaylar 6. bölüm itibariyle birdenbire olmaya başlıyor. Keşke 6. bölümden sonra olan çok büyük olayları ilk 4-5 bölüme de yaysalarmış da hani böyle izlerken ilk 4-5 bölümde sıkılmasaymışız. Çünkü gerçekten yarım bırakılmaya müsait bir dizi gibi geldi bana. Yani ilk 4-5 bölümde ben o kadar sıkıldım ki gerçekten sırf merakımdan izledim. Sırf
Joe'nun gerçekten psikopat olduğunu ilk andan beri biliyor olmanın verdiği şeyle izledim. Hani kimi öldürecek, ne olacak sonunda diye ve tam tahmin ettiğim son oldu. Burada söylemeyeceğim şu anda ama bence sonuna kadar izlenebilecek bir dizi. Eğer sonuna kadar izlemediyseniz bence bir şans daha verin ve 6. bölümden ilerisini görün. Dizide ara sıra karakterlerin iç sesini duyduk. Yani Joe Beck'e bakıyor ve içinden bir şey geçiriyor. Onu altyazıda biz görüyoruz. Ve bu ara sıra benim gerçekten canımı sıktı. Çünkü iç sesler biraz kendini tekrar etmeye başlamıştı. O iç seslerin biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Dizideki tek sapkın Joe da değil bu arada. Bir sapkın karakterimiz daha çıkıyor. Hatta bazı insanlar da yine içten bir takım psikolojik rahatsızlıkları olduğunu bence fazlasıyla ortaya koyuyor. O yüzden bayağı bir böyle ruh hastalarının toplandığı bir dizi diyebilirim. Yani bir tane normal adam yok ya dizide. Gerçekten hani sanıyorum tek normal adam Joe'nun çalıştığı kitapçıdaki arkadaşı olabilir. Ama Joe'nun yan komşusuna kadar herkes çok acayip. Hatta Joe'nun yan komşusu olan bir işte çocuk var, küçük çocuk, bayağı 8-9 yaşlarında falan. Onun annesi çok ciddi sıkıntılı bir karakter. İşte uyuşturucu kullanıyor. Bir sevgilisi var. Sevgilisi kadını dövüyor falan filan. Böyle saçma sapan bir şey. Yine onunla ilgili de bayağı zaten başımıza bela açılıyor dizi boyunca. Ve onu da ben çok böyle şey buldum. Canımı sıktı yani. Hatta birisi şey demişti. Şu çocuk yüzünden diziyi bırakacaktım az daha gibi bir yorum da duydum. Gerçekten o çocuğun fazla dramatik olması çok rahatsız ediciydi. Yani bilmiyorum oyuncudan dolayı mı çocuktan dolayı mı ama o çocuğu gördüğüm yerlerde gerçekten sinirim bozuldu ve dizideki diğer bütün karakterlerin de yine böyle bir takım psikolojik rahatsızlıkların olması beni gerçekten rahatsız etti. Dediğim gibi gerçekten dizideki tek normal karakter Beck ve herhalde Joe'nun kitapçıdaki arkadaşıydı. Yani başka hiç kimse normal değildi. Hatta Beck de zaten biraz ilgi manyağı bir kız. O yüzden Beck'e de tam manasıyla %100 böyle psikolojisi düzgün bir insan diyemiyorum. O yüzden çok böyle kriminal ve çok psikolojik rahatsızlıkların işlendiği ve bir yandan da sosyal medya mesajı veren bir dizi olduğunu söyleyebilirim. Sanırım daha iyi ifade edilemezdi bu dizi. Şu anda ben bu incelemeyi burada bitirebilirim. Onun dışında Joe ile Beck arasındaki ilişkide biz herhalde 2. 3. bölümde şöyle bir çözülme gördük. Daha yani birbirlerini bir haftadır falan tanıyorlar. Yine Hakan Muhafız'da da ben benzer bir şey söylemiştim ama o çok abartıydı zaten. Beck mesela çocuğa dönüp birdenbire şey diyor. Sen gerçekten kimsin? Neden bana hayatını anlatmıyorsun? Falan yani bu bana çok erken geldi. Zaten 2-3 gündür tanıyorsunuz yani sen kimsin diyecek kadar yani çok bana böyle erken geldi mesela o tepkisi. Yine aralarındaki duygusallığın gelişme süreci de biraz değişik geldi. Dizide Joe'nun obsesif bir şekilde Beck'in yaptığı bütün kötü hareketleri kabullenmesi, yani aldatılmaya kadar her şeyi kabullenmesi, çok böyle manyakça kızın gözlerinin içine bakarak böyle seni seviyorum desin diye beklemesi beni çok rahatsız etti. Yine Joe'nun yaptığı bütün kötülükleri de ben seni sevdiğim için yaptım kisvesi altında yapması ve onun arkasına sığınması çok rahatsız ediciydi. Zaten şu anda herkes öldürür sevdiğini türünden bir dünyada yaşıyorken yani böyle bir diziyi neden gelip bizim orta yerimize bıraktınız? İnsanlar gerçekten romantik kaygılarla adam öldürebileceklerini zannedecekler diye korkuyorum. Hani umarım öyle bir şey olmaz ama gerçekten bu dizinin romantik bir dizi olarak görülüyor olması bile bence problemli bir durum. Onun dışında dizinin gidişatını aslında sevdim. Fakat bazı yerlerde gizemli şeyler yapmaya çalışırken bence onu çok yapamamışlar. O yine benim canımı sıktı. Mesela işte bir ara kaptan karakteri giriyor. Kaptan kim acaba diye çok merak etmemiz lazımdı. Ama kaptanın kim olduğunu ilk andan yine tahmin edebiliyorduk. Yine dizinin en son sahnesinde sürpriz bir isim geliyor. Yine hiç sürpriz olmuyor. Onun gelmesini de az çok tahmin ediyorsunuz gibi gibi bir takım problemler vardı. Fakat onun dışında açıkçası ben diziyi sevdim. Ha şu gün ikinci sezonu gelse şu gün izler miyim? Hayır izlemem çünkü gerçekten çok sıkıldım. Yani 10 bölüm boyunca bu diziyi izleyip bitirmek benim için biraz yorucu oldu. Geldiği zaman yine izlerim ama şu anda bugün bir You bölümü daha izleyemem açıkçası. Psikolojim de el vermez. Benim You eleştirim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.